Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarına hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki köşegen özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de kare verilmiş ve AC köşegeni çizilmiş. Köşegen aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Yani 45 45'tir. E bunu çizince bir şeyler geldi mi? Geldi sanki. Şurası kaç? 5 kök O zaman burası da 5 kök ki. 5 kök 5 kökki kök katından dolayı şurası kaç olmak zorunda? 10 olmak zorunda. E 7 ise o zaman buraya 3 kaldı. Bu da ikiz dik üçgen bak. 45, 45, 90 üçgeni 3 ise x'i de 3 olarak buluruz. Yani cevap 3 oldu. Örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Karede köşegen çizilmiş. Hemen 45'leri şöyle yazalım. 45, 45, 45, 45. E 45, 90 ise burası da 45 yaptı. Yani şu bir 45, 45, 90 üçgeni oldu. E o zaman burası 3 ise şurası da 3 yapar. Sonra şurada da bir şey var. 45, 90 burası da 45 oldu. Şu da 45, 45, 90 üçgeni. 5 ise burası da 5 çıktı. Karenin bir kenarı kaç? 7. Karenin diğer kenarı da 7 olduğundan x'e kaç kaldı? 2 kaldı. x bizden isteniyor. Cevap 2 yaptı. Örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Karede köşegen çizilmiş. 45-45 değil mi burası? Evet burası da 45-45. Şimdi bizden EB'nin uzunluğu isteniyor. E valla arkadaşlar burada bu verilenlerle bir şey yapamadık. Karede köşegen çizilmişse diğer köşegende çizilebilir. Çünkü köşegenler dik kesiyor. Özel bir durumu oluşuyor. E o zaman şöyle. Hatta birbirini ortalıyor. Şu eşit şu eşit şu eşit. Şurası da eşit oluyor. Bunun tamamı 8 ya. 4 4 diyemeler. 4 4. 3 kaldı buraya. E burası da 4 burası da 4. Pisagor. E o zaman x'i kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Karede köşegen çizilmiş. E özel durumu nedir? Diğer köşegeni de çizmek. Köşegen çizince şunların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 10 ya burası. O zaman burası 5 5 yapar. Hatta burası da 5 burası da 5 yapar. E, şu üçgene bak bakayım şimdi. Bir dik üçgen. Dik üçgenin bir kenarı 5. Diğer kenarı 12. 5, 12, 13 üçgeninden x'i 13 olarak buluruz. Evet geldik örnek 5'e. 15 derece. Karede 15 ya da 75 derece görürsek köşegen çizmek mantıklı. Ama mantıklı olan köşegen çizin. Şu mantıklı mı? oluşup üçgen oluşmadı mantıklı değil. Mesela şu. Çizince bu 45 45 diye bölmüyor mu? Evet. Bunun da tamamı 45 derece olduğundan buraya kaç kaldı? 30. Aa burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. Karenin bir kenarı 3 kök 2 verilmiş. 3 kök 2, 3 kök 2. X kenardaki üçgenden dolayı kök katı burası 6 olur. E şurada da 30, 60, 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı da kaç yapar? 3 yapar. Yani x'i 3 olarak buluruz. Geldik örnek 6'ya. Şimdi köşegen 45, 45. E uzağın burası da 45, 45. Diğer köşegeni de çizebilirsin ama bazen köşegen çizmek mantıksız oluyor. Çünkü bak bu 4 2'yi nasıl parçalayacağımızı falan bilmiyoruz. Köşegen çizmek mantıksızsa özel açı mantığını da kullanabilirsin. Mesela 45 mantığını kullanacaksın. 4 kök 2 de var ya üçgen. Hocam şu 45'in mantığını mı kullansam şöyle dik çizsem falan. Hayır. Üçgen nerede? Üçgen şuradaki dostum. Nerede üçgen? Şurada 5 de var burada. E o zaman bu 45'in mantığını kullanalım. Hop şöyle bir dik çizelim. 90 45 45 üçgeni. Aa, 4 kök 2 ise 4 4 oldu burası. E burada da bir 3 4 5 üçgen çıktı. 3. Yani toplamda burası 7 oldu. Bizden zaten x karenin bir kenarı isteniliyor. Yani x'i ne buluruz? 7 olarak buluruz. Evet örnek 6'yı 7 bulduk ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda ne var? Kazanım testi var. Karede açı ve uzunlukla ilgili kazanım testinin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.